Bu da Hover marka bulaşık makinemiz arkadaşlar. Bu da makinemizin akım koruyucusu arkadaşlar. Makinemizin arkadan görünüşü. Makinemiz 13 kişilik arkadaşlar. Yıkama kapasitesine sahip. Makinemizi kurulumu hazırlamak için mutfağa getirmiş bulunmaktayız. Soyulmalı ya. O yüzden ya. İçine bakalım. Şunun sepeti. Aa, çok tatlıymış sepeti. Şimdi. Peki asansörlü mü? Asansörlü değil ama şu şekilde yapıyorsun. Şuradan göster. Şu şekilde açıp sepetinizi çıkartıp direkt aşağıdaki tekerleri sokup bir kademe aşağıya indirebiliyorsunuz. Şöyle şu tarafa geçelim. Tamam. Şu anda bunu bir kademe daha aşağı indirdim. Okey, tamam. Aslında ben var ya, bu işi yapsam yaparım anne. Ama şu bildiğimiz şey, tabak çanak koyma yerlerinden daha farklı bunlar. Küçük çatal sepeti evet. Biraz. Ha, bizim farklı. Eski makinenin sepeti de var ya. Evet, onu da onu koydum orada. Evet. Bitmez mi? Bu. Tamam. Evet. İstersen fazla varsa bu şekilde bile kullanabilirsin. Süper. Yani. Arkadaşlar kanalıma abone ol. Derece. Program 2 75 program. Derece. Program 3 eko. Program 4 de hızlı 49 dakikada. Oh my god. Program 5 de. Şimdi açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Geliyor. Program seçeneğinde istediğimiz programı buradan seçebiliyoruz. Program buradaki gösterdiği gibi. Program 1 normal yıkama, program 2 yoğun yıkama, program 3 ekonomik yıkama 45 derecede, program 4 hızlı yıkama, program 5 de sadece durulama, ön yıkama. Nasıl durduruyoruz? Buradan da saati ayarlayabiliyorsunuz. 3 saat, 6 saat toplam ikisi yanıp sönerse 9 saat. 9 saat sonraya. Hani kendi şey otomatik çalışıyor. Erteleme falan var evet. Mı? Evet. Bu da Wi-Fi ile bağlantı. Telefonunuzdan uygulamasını yükleyip Wi-Fi üzerinden başlatabiliyorsunuz. Süper. Bu zamanlı. İlacını, her şeyini koyuyorsunuz. Buradan saatini ayarlıyorsunuz. Saati ayarlayıp start'a basıyorsunuz. Bu Wi-Fi. Bu güzel değil mi? Bence çok güzel. Bak burada saati ayarlıyorsunuz. 3 saat sonra. İsterseniz 6 saat sonra, isterseniz 9 saat sonra toplam yıkamayı kendisi yapıyor. Basılı tuttuğunda da kapanıyor. Arkadaşlar makinamızın deterjan bölümü şöyle elimizle ileri geri itekleyerek tabletimizi koyuyoruz. Bu kısım ise gördüğünüz gibi parlatıcı kısmı. Şurası makinamızın tuz bölümü. Şurası
üst kısmı tekrar göstermek istiyorum. Bakın şöyle şuralara kaşık, kepçe falan koyabilirsiniz şu bölümlere, şu gördüğünüz bölümlere. Şuralara yine kepçe ya da fincan, Türk kahve fincanı, kahve fincanı koyabilirsiniz. Alışılmışın dışında benim daha önceki makinalarım hep diğer türlüydü. Bunlar bu tarafa doğru yerleştirmesi. Önce makineyi boş çalıştıracağım arkadaşlar. Boş çalıştırdıktan sonra makinede normal yıkama işlemi yapacağım. Şimdi makinemizi kapatalım. Görüntüsü böyle arkadaşlar. Yerine yerleştirdik. İçinden şu köpükleri, koruyucu köpüklerini çıkartıp bir ön yıkama yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yarım yıkama programı da var. Wi-Fi bağlantısı olduğu için istediğimiz zaman makinamızı çalıştırabiliriz.